Bir de bugünden herkese merhabalar. Yeşil Dört Köyü'nden sevgileri sunuyoruz. Efendim setteyiz bugün. O zaman kalk gidelim. Kalk gidelim. Kalk gidelim. Kalk gidelim. Kalk gidelim. Eller oynasın, eller diller söylesin, diller. 2-1 kayıt. Kahkaha Tufanı ailemizin dizisi Kalk Gidelim'le TRT1 ekranlarında devam ediyor. Adam perde yaptıracağım. Cumartesi akşamları ekran başındaki izleyicileri güldüren dizinin oyuncuları sette bir an olsun dahi gülmeyi ve eğlenmeyi elden bırakmıyor. Kestik. Dizinin sevimli, cana yakın ve bir o kadar da komik ikilisi Ufuk Özkan ve Mehtap Bayri'yi bir arada yakalıyoruz. İçimizi ısıtan ve her halleriyle bizleri güldürmeyi başaran Seyfettin Sevda aşkına dair kahkahası bol söyleşimiz başlıyor. Kız, göz göre göre gidiyorlar ya. Bundan 20 küsür sene evvel aslında Seyfettin'e Hacı Hüseyin babası diyor ki gel diyor işte sana Meryem'i yapalım. Bunu flashback olarak da sevgili izleyenler izlediler. Seyfettin de bugünkü olduğu gibi o zamanlarda bir takım kurnazlıklar peşinde olduğu için daha kardeşi Mustafa Ali askerdeyken diyor ki onu diyor ona yapalım diyor. Benim diyor gönlüm diyor Sevda'da. Aslında o ana kadar da gönlü yok bence. Aslında Sevda'da derken sevda, aşk belki. Ha. Yani çok değişik bir yere girdi. Çok değil, tonlama böyle olunca tabii başka bir yerlere gidiyor tabii ki. Böyle bir katakulli meselesi var. Meryem olmasında kim olursa olsun gibi başlıyor. Tabii köylük yerlerde biliyorsunuz insanlar daha küçüklüğünden itibaren aile büyükleri tarafından birbirlerine yakıştırılıyorlar falan böyle. Ama tabii 20 küsur yıl, 2 evlat, canım karıcığım da. Ya. Seyfo, ev al, ben oğlanlarımla oraya çıkayım. Heh. Zaman zaman sorun yaşasalar da yüreği sadece birbiri için atan çiftimizin aşkları gözlerinden okunuyor. Bu odayı benzin döker yakarım, onlara yine de vermem. O kadar. Yürü. Tamam, dur. Saçın dur. Nasıl oldu lan? Oldu. Ama Sevda aşık. Tabii. Seyfo da öyle. Seyfo. Tabii canım deli gibi aşığız birbirimize ama birbirimizi sevme biçimlerimiz çok farklı. Mesela evet. Şimdi önümüzdeki bölümlerde göreceksiniz. Onu söyleyelim mi bilmiyorum. Söyleyeyim mi onu? Şimdi biz birbirimizi çimdiriyoruz. Çimçiriyoruz ya da çimdiriyoruz. Neyse o. Sürekli birbirimizi. Yani bir de şunlarımız var. Bir de şunlar var. Sürekli böyle itiş kakış içerisindeyiz odamızda. Seyfettin diyor ki Sevda'ya, sen diyor beni diyor artık eskisi gibi çimdirmiyorsun. Sende bir tuhaflık var yoksa beni sen artık sevmiyor mu? Yani çimdirme meselesi o kadar önemli bir şey ki bu ilişkiyi ayakta tutan. Ya öyle bir dinamikleri olmuş. Evet. Ve onunla birlikte de sevgileri ortaya çıkıyor hareketlerle. Ya Seyfettin! Kısa sürede harika bir ikili olan başarılı oyuncuların ekranlarda yakaladıkları uyumda gözlerden kaçmıyor. Ben niye gittim Meryem'in evine acaba? Vallahi bilmiyorum ki. Şimdi sahnelere bakıyorum ama Seyfettin Sevda sahnelerine kadar diye onlara da bakıyorum çünkü çok hoşuma gidiyor. Yani biz Mehtap'la biz hani daha önce Azerbaycan'da geçen yaz bir sinema filmi çektik. Orada da karı kocaydık. Oradan bir ay sonra, 2 ay sonra. 2-3 ay sonra buraya geldik. Oradaki de karakterine ismi Sevda'ydı. Ve orada da karı kocaydı. İlk güne de orada sinema filminde gelinlik fotoğraf çekimiyle başladı. Burada da öyle. Burada ne oldu? Burada da aynısı oldu. Aynı şekilde. Enteresan evet. Böyle işaretler falan var. Çok gülüyoruz. Yani ben de çok zaten Ufuk'a inanılmaz gülüyorum. Ve çalışıyor bizim Ahmet. Ahmet! Tıklama Ahmet! Ne olur yapma. Ufuk'a çok gülüyorum yani. O kadar güzel oynuyor ki ve güldüğüm için tabii birçok kez tekrar almak zorunda kalıyoruz. Ama bu da aslında bizi daha enerjik kılıyor. Sevda. Vallahi uyuyamıyorum gı. Düşündükçe nabız 1500'e çıkıyor. Açlık da var tabii. Ya Seyfo uyu. Ufuk Özkan da rol arkadaşı Mehtap Bayri ile yakaladıkları uyumdan bir hayli memnun. Niye deklük atıyorsun ki? Sevda, şu Nurcan'dan Fransa geçmeyi mi öğrenseydik ki? Nurcan diyor ya, Nurcan diyor. Zaten uykum laylon çorap gibi. Kaçıp duruyor. Nurcan diyor ya. Allah Allah. Ya sağ olsun Mehtap da yani hakikaten çok kıymetli bir oyuncu. Sen de oyuncu. Öyle. Yani bir de hakikaten birbirimizi tanımanın getirmiş olduğu artılar da var. Çok büyük avantaj var. Çok acayip eğleniyoruz ya Seyfettin Sevda odalarında. Bilmiyorum diğerleri. Bizim üzerimize çok böyle bizim hakkımızda atıp tutmuşlar. Öyle sevgili mi? Mustafa Ali ve Nurcan Erkan'la Ayça. Onlar bizim kadar eğleniyor mu bilmiyorum. Ben hiç sanmıyorum ya. Yani bizim sahnelerde vallahi teknik ekip, kamera herkes kopuyor, bırakıyor, gülüyor. Onlar da bilmiyorum. Yani. Öyle değil mi Serdar? Bizde daha çok gülüyor herkes. Ya Seyfom, ben o Nurcan'ın hakkından kimin geleceğini çok iyi biliyorum. Kardeşler arasındaki sonu gelmeyen çekişmenin bir benzeri Sevda ve Nurcan arasında yaşanıyor. Kahkaha dolu bir iktidar mücadelesi veren çiftler en gizli planlarını ve hesaplaşmalarını ise gözlerden uzakta odalarında yapıyor. De bakayım hele gı. Kim geliyormuş Nurcan'ın hakkında? Hem gizli planların yapıldığı yerler hem de aslında arenası bizim. Yani mesela burada bir şeye kızdık masada değil mi? Yukarı odada onun hesabı soruluyor. Ya saçlar başlar kabarıyor, ya çimdiriliyor, ya dekmikler atılıyor, bilmem neler falan. Kız, benim baş ağrıma bir kamyon elmanın kabuğunu yesem fayda etmez. O da gitti. Kasa gitti. Yetmedi kasanın anahtarı gitti. Yakında ben CEO'yum der. Her şeyi kaybettik, sinirlerimiz çok bozuk. O da gitti, kasalar gitti, kasanın anahtarı gitti. Odalarını kapatıyorlar, ben kasaya gidip bir şey koyamayayım diye. Bitiyiz ya. Ya bitik. Berbat durumdayız. Fena. Ama bakalım başka sürprizler var. İki kadın ve birbirine hafif düşman iki kadın bir araya gelip aynı arabanın içinde oturuyorsa bir nedeni vardır herhalde, herkes tahmin edebilir. Yani kıskançlık mı acaba? Kocaları bir şey mi yaptı ki bunlar? Başarılı oyuncular TRT1 izleyicileriyle de aralarında sımsıcak bir bağ olduğu görüşünde. Sürpriz. Yani seyirci çok güzel bir yere getirdi. İlk bölüm itibariyle sevdi işi, bizlere inandı, işe inandı ve kemikli seyirci oluştu. O kemik seyirciye hakikaten buradan bütün ekibimiz adına çok teşekkür ediyoruz. Muğla halkına da teşekkür ediyoruz. Evet. Çünkü nasıl güzel insan değil mi? Ya sarıp sarmalayan. Abi sanki yurt dışında hani böyle karşıdan karşıya geçersin de araba durur ya. Burası öyle. Yayaysan duruyor araba. Hani sen dalmışsın gitmişsin, sana kırmızı yanıyor mesela değil mi? Senin durman lazım, girmişsin ona yeşil, duruyor. İnsanı bir acayip. Yeşil Yurt'un altını çizerek söylüyorum. Evet, yeşil, çok güzel. Yeşil Yurt değil mi? Yeşil Yurt. Pamuklarla sarmalıyorlar bizi. Sağ olsunlar, var olsunlar. Hakikaten metropolün dışında burada hani temiz hava, organik hayat, o bu beslenme falan filan ama yani ben en son çocukluğumda hatırlıyorum yani Samsun'da çocukluğum geçti. O günlerdeki insanları görüyorum. Saf insan, gerçek, kalbinden geçen, ağzı, gözü bir. Yemin ediyorum ya vallahi. Sağ olsunlar, var olsunlar. Biz bir elmanın iki yarısıyız. O en çok sevdiğim ve ben. Seyfettin ve Sevda'nın son olarak siz TRT1 izleyicilerine bir mesajı var. Hanımefendiler, beyefendiler, bugün günlerde ne? Cumartesi. Cumartesi ne var gı? Kalk gidelim. Nerede? TRT1'de. Saat kaçta kız? 20'de. Görüşmek üzere akşam 20'de. Bekliyoruz, gelin gelin. Kahve haydi. Gelin. Beni bitirdin. Bu iş beceremeyeceksin söyle. Ben bu köyü terk edeceğim. Senin bu aralar üzerinde manasız bir iyilik var. Maşallah. Öleceğim herhalde. Onu mu ima ediyorsun? Desene kankam mevzu. İnce ayar gerektiriyor diye. İyi adamsın. Ya Badegül bir an o kadar korktum ki seni bir daha göremeyeceğim sandım. Süt! Eksik olan buymuş.